kâne lekumâ aduvvun mubîn. Ben size ağacı yasaklamamış mıydım diye Allah Azze ve Celle niçin yediklerini onlara sorunca o ikisi şöyle cevap verdiler. Rabbena innena zalemna enfusena. Rabbimiz, biz ikimiz kendimize yazık ettik. Ve in lem tağfir lena, eğer sen bizi bağışlamazsan, ve terhamna, sen bizi esirgemezsen, lenekunenne minel hasirin, biz ziyan edenlerden oluruz. Suçlarını itiraf ettiler. Yanlışın kendilerinde olduğunu itiraf ettiler. Yanlışı biz yaptık. Eğer bağışlamazsa, esirgemezse ziyan edenlerden olacaklarını bildiler ve Yüce Allah Azze ve Celle'ye sığındılar. Bu Hazreti Adem ve eşinin tavrı oldu. Allah Azze ve Celle belki hemen affetmedi, bir süre cezalandırdı olabilir ama nihayetinde Hazreti Adem Aleyhisselam bağışlandı. Çünkü tevbenin de bir süreci var. Allah Azze ve Celle'nin sünnetinde tevbenin de bir süreci var. Pişmanlığın, yaşanmış olan kötülüklerden geri dönmenin de aynı giderken adına atılan adımlar gibi geri dönerken de atılan adımlar vardır. Giderken adım adım adım, geri dönerken böyle ansızın olmuyor. Hatırlayınız Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın tevbe sürecinde çektikleri gamı, kederi, sıkıntıyı Cenab-ı Hak nasıl tarif etmişti? Hatırlayınız seferde, Tebuk seferinde Resulullah'a katılmamış bulunan وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا, o üç kişi حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ, öyle daraldı yer, öyle bunalttı onları, öyle sıkıştı ki kendi içlerine sığmadılar. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ, kendi içlerine sığmadılar. Böyle bir daralma yaşadılar. وَظَنُّوا أَنَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ, ve anladılar ki biz kendi içimize de sığmayız. Biz bu günahımızla